Merhabalar sevgili öğrencilerim. En son 6'yı mı gömmüşüz? Evet, 6'yı gömmüşüz. 7 ile devam edelim bakalım. 7. köşe taşımız eşkenar dörtgenin 7 numarası. Evet, birinci sorumuz. Eşkenar dörtgen diyor. İki tane yükseklik çizmiş. 60 dereceyi gördüm. Neresiymiş 7 olan? KM. KM'nin 7 olduğunu söylemiş bize. Buna göre X kaçtır diye de bir soru soruyor dostlarım. Şimdi şöyle başlayalım. 60 ise bunun tam karşısındaki açımız da 60 dereceydi. Bunu bir yazalım dostlarım. Sonra başka ne görüyoruz? Şurasının 30 derece olduğunu söyleyelim. Bir işimize yarar inşallah. Şurası 90 derece. Şimdi 90'ın karşısına biz bir sayı yazalım. Daha doğrusu bir harf yazalım. 2K diyelim. Yani artık X demeyelim oraya. 2K. 30'un karşısı ne olacak? K. Şimdi dostum burada da işte şunu göreceğiz artık. Eşkenar dörtgende yükseklikler eşit uzunluktaydı. Yani 4 artı 2K'nın eşit olduğunu 7 artı K'ya diyeceğiz. Buradan K eşittir 3. Bize 2K'yı soruyordu. 6'yı paketledik bakın. Evet, eşkenar dörtgenin paralel kenardan ayıran en önemli özellik yükseklikleri eşit olmasıydı. 3 tane özellik var paralel kenardan ayıran. Bu üçünden de sınavda soru çıkar arkadaşlarım, haberiniz olsun. Şimdi burada da A, B, C, D, bilmem ne eşkenar dörtgen 4 var, 6 var. E, B, eksi E, L. Şimdi şöyle yapalım. E, L'ye X diyelim. Bakın bu yükseklik ne oldu? 6 artı X. Şu yukarıdan aşağı inen de 6 artı X olmalı. O yüzden buraya 2 artı X yazdım. Şimdi EB ne oldu bu durumda? 2 artı X oldu. EL ne oldu? X oldu. Bunların farkı dediği zaman X'ler gitti. Cevap 2 çıktı. Evet. Buna bakıyoruz. ABCD eşkenar dörtgen demiş. Yine 30 derece var bu sefer. Bir de bir kenarımızın 16 olduğunu söylemiş arkadaşlarım. Şimdi şuradan aşağı bir yükseklik indireyim ben. Şu Z harfinden şurası da 30 derecedir. Bakın şu kenar 16 santim değil mi? Eşkenar dörtgenimin bir kenarını 16 vermiş. Yani 90'ın karşısı 16. O halde 30'un karşısı 8. Bu şu demek, benim yüksekliğim 8 santim olacak. Buradan aşağı inen de 8 olacak. O zaman burası 3. Soldan sağa inen de 8 olacak. O zaman burası 4. Bize de ML 3, MF 4, ikisinin toplamını soruyor. 7'yi paketledim. Evet, ABCD eşkenar dörtgen 4 6 7. FK nedir diye de bir soru sormuş. FK neresi? Şurası. X diyelim biz buna. X kaçtır diye de bir soru sormuş. Şimdi direkt şunu söyleyebilirsin. Bak, bunun uzunluğu 10 ise bunun uzunluğu da 10'dur deyip 7 ile neyin toplamı 10? 3'ün diyebilirsin. Tabii ben şimdi bunu senin için ispatlayacağım kardeşim. Şöyle yapacağım. Şunun aynısını şuradan paralel çizeceğim dostum. Şöyle. Şimdi bu kırmızı çizdiğimde 7 artı x olacak. Tabii ki şuradaki açımızda noktalı açı olmak zorunda. Şimdi şu açıya a diyelim. Şu açıya b diyelim arkadaşlarım. Şuna da hadi c yazalım. Şimdi canım öğrenci. Bak. A ile B'nin toplamıdır bu A açısı. O zaman şurası da A artı B'nin toplamı olmalı. Şimdi şu üçgende açılarımız B var, C var. Hadi şuna D yazalım. Bir de şu üçgeni görün arkadaşlarım. Bakın burada da B var, C var. O zaman şu açıya D yazacağız. Ve ikisinde de D'nin karşısı eşkenar dörtgenin birer kenarı. Yani benzer üçgenler ve oranları 1. Kısaca eş üçgenler. O zaman C'nin karşısı ikisinde de aynı olacak. Bakın mavi üçgende C'nin karşısı 4 artı 6'dan 10. Kırmızı üçgende de 10 olacak. İşte şu çizgi 10. Demek ki 7 artı X eşittir 10. X eşittir 3 geldi. Evet, 7 numarayı gömdük. Hemen çevirdik arka tarafı. 8 numaradayız. Evet, alan AB CD'yi soruyor bize. 1 var, 4 var. Şimdi ne yapalım? 1, 4 var diyorsanız şuradan aşağıda bir diklikte biz indirelim. Şurası da 1 olsun arkadaşlarım.
Eşkenar dörtgenimin bir kenarı 5. O zaman şurası da 5, burası da 5. Burası da 5 olacak. Şuraya kalacak 3. Bakın 3, 4, 5 üçgeninden yüksekliği 4 bulduk. Eşkenar dörtgenimin alanı tıpkı paralel kenarda olduğu gibi taban çarpı yükseklik. Yani 4 çarpı 5'ten 20'yi paketledim. Eşkenar dörtgen bir de oran vermiş. EB, EC'nin iki katıymış. Yani şuna K dediğimde burası 2K'ymış. Hadi şunu devam ettirelim. Kelebek üçgenimizi görelim burada. Bakın 1'e 2 oranı var. 1'e 2 ise 6 ise buraya 3 kalacak. Tabi burası 3 ise şuraya da 12 yazalım biz. Bir kenar 15'ti, 15, 15, 15 yazalım bunlara. Başka 15'i gördük. Alan ABCD nedir diye bir soru sormuş şimdi bize de. Şu 3'e 12 muhabbetini bir kullansak mı diye düşünüyorum. Şuradan aşağıya da bir diklik indirelim. Şurası da 3 olsun diyelim. Başka ne görüyoruz? Başka bir şey de görmüyoruz ya. Bu kadarcık gördüğümüz şeyler. Şuradan bir diklik indirelim bir de. Şurası 6 ise buraya da 6 yazalım. 6, 3 daha 9. Şuraya da 6 kaldı diyelim. Evet, başka. Şimdi bu 6 ise şuradan da bir diklik indirdiğimde burası da 6. Şuraya 9 kaldı ve bakın 9, 12, 15 üçgeninden yüksekliği 12 buldum. Artık alanımız 12 çarpı 15'tir diyeceğiz dostlarım. 12 ile 15'in çarpımı da 180'dir. Geçiyorum 3. sorumuza. 5, 8. O zaman bir kenar 13. Şunlara 13, 13, 13 yazalım. Şurada 5, 12, 13 üçgenini gördüm. 12 yazalım. Bize de taralı bölgenin alanını soruyor. İki seçenek var. İstersen şöyle yapabilirsin. Eşkenar dörtgenin alanını 12 çarpı 13'ten bulur. Şu beyaz dik üçgenin alanını çıkartırsın. Ya da taralı bölge yamuktur arkadaşlarım. Direkt yamuğun alan formülü. Alt taban artı üst taban yani 13 artı 8 bölü 2 çarpı yükseklik yani 12 deyip bulabilirsin de. Buradan şunları sadeleştirelim. 6, 21 çarpı 6 yani 126 sorumuzun cevabıdır dedik. ABCD yine bir eşkenar dörtgense şuraya da 17 yazalım. Şuraya da 17 yazalım. Şuraya bir diklik indirelim arkadaşlarım ve bu diklik İkiz kenar olduğu için 8 8 bölsün burayı. 8 15 17'den burası da 15 gelsin. Şimdi benim 15'i bulduk. Bize x'i soruyor yani yüksekliği soruyor. Şimdi paralel kenar diyorum pardon. Eşkenar dörtgenin alan formülünü yazacağım. Bu eşkenar dörtgenin alanı şimdi şu üçgenin alanının iki katıydı. Peki bu üçgenin alanı 15 çarpı 16 bölü 2'dir. 15 çarpı 16 bölü 2 şu üçgenin alanı. Bundan 2 tane var. O zaman çarpı 2 diyorum. Eşkenar dörtgenin alanını buldum. Bu alanı 17 çarpı x'ten yani taban çarpı yükseklikten de bulabilirdim. Buraya da x yazdım. Şunlar gitti. 15 ile 16'nın çarpımı 225'e bir 15 daha eklersem 230, 240 yapar. Bölü bir de 17 geliyor buradan. 240 bölü 17 çıktı sorumuzun cevabı. Evet. 8 numarada tamamdır. Geldik 9 numaralı köşe taşımıza. ABCD eşkenar dörtgen yine arkadaşlarım. Hemen bakın şu köşegeni de çizelim. Ve köşegenler dik kesişiyordu bunu gösterelim. Ve köşegenler birbirini ortalıyor. Toplam 16 ya. 8 8 diye bölecek. Şuraya da 2 yazdım. Bakınız diklikten diklik inmiş oldu arkadaşlarım. Diklikten diklik. Öklit yapalım. H kare 8 çarpı 2'den 16'dır. H kare H 4 gelir. Tabii ki burası 4 ise buranın da 4 olduğunu söyleyelim. Şimdi bundan sonrasında şu üçgenin alanını bulacağım arkadaşlarım. 4 çarpı 8 bölü 2'dir bu üçgenin alanı. 4 çarpı 8 bölü 2 dik üçgendir bu. Ve bundan tam 4 tane olduğu için çarpı 4 deyip eşkenar dörtgenin alanını bulacağım. Şu 2 ile şu gitsin 2 kalsın. 4 kere 2 8'dir. Bir daha 8 ile çarpıyorum. 64'ü işaretliyorum. Geldim buna. Evet eşkenar dörtgen. Yine köşegenlerin dik kesiştiğini biz gösterelim. Şuradan bir diklik köşegen çizelim. Ve bunlar dik kesişiyor diyelim. Toplam şurası 36, 18 burası. 18'de buranın olması için 5.
Bakın 5, 12, 13 üçgeninden bura 12, burada 12 geldi. Yine alanını soruyor. Biz şu üçgenin alanını bulup 4 ile çarpabiliriz yine dostlarım. Bu üçgenin alanı 12 çarpı 18 bölü 2'dir çarpı 4 diyor. 4 ile şunu sadeleştirdim, 2. 2 ile 18'in çarpımı 36 çarpı 12 oldu. O da neymiş? Bakayım cevaba. Denizli'ymiş cevap. Evet, 3 numaradayız. Eşkenar dörtgen demiş. EF'yi 4 vermiş. EF 4. AC'yi de 20 vermiş. AC 20 ise şurası 10. Şuraya da 6 yazalım. Köşegenlerin dik kesiştiğini gösterelim. Şimdi şurada bir açıortay var. Ayakları 4'e 6 oranında. O zaman kolları da 4K'ya 6K, hatta 2K'ya 3K şeklinde yazılabilir diyelim. Sonra şurada da bir Pisagor bağıntısı yapalım arkadaşlarım. K'yı bulalım. Hemen 3K'nın karesi 9K kare eşittir. 2K'nın karesi 4K kare artı 10'un karesi 100. Buradan 5K kare eşittir 100. K kare eşittir 100'ü 5'e bölersem 20. K eşittir 2 kök 5. K 2 kök 5 ise şurası 4 kök 5 çıkacak. Demek ki burası da 4 kök 5. Ve ben yine şu dik üçgenin alanını bulup 4 ile çarpacağım dostlarım. Hadi bulalım bu dik üçgenin alanını. 4 kök 5 çarpı 10 bölü 2. Bundan da 4 tane var diyeceğim. Şunları götürelim, 2. 2 ile 10'un çarpımı 20. 20 ile 4'ün çarpımı 80. Bir de kök 5 var. 80 kök 5 sorumuzun cevabı. Dördüncü sorumuz. 15 ve 4 var arkadaşlarım. Şimdi 15 ise bu köşegen açıortay olduğu için burada 15. Tabii ki şunlar da karşılıklı kenarlar eşit olduğu için 15, 15. 15, 15, 30. Şurası 150. Şimdi 150, köşegenimiz 4. Hatta şuradan da şöyle bir şey çizelim arkadaşlarım. Köşegenler dik kesişecekti. Burası 2, 2 diye bölündü. 75, 75 diye de burası dağıldı diyelim. Evet, başka ne yapabiliriz? Başka da şu anda bir de şunu görelim. 30, 60, 90 yapacağım ama. Yani şu 15, 75, 90 üçgenini kullanmak istemiyorum arkadaşlarım. O yüzden biraz bekliyorum böyle. Hani bir şey bulabilir miyim diye. Ama sanırım mecbur 15, 75, 90 üçgenini kullanacağız arkadaşlar. Şu gıcık bir özelliği var ya. 15'in karşısı K ise 75'in karşısı bu K'nın kök 3 artı 2 katı olacak diye bir kural vardı. Demek ki K'nın kök 3 artı 2 katı 2'ye eşit. O zaman K dediğimiz şey 2 bölü kök 3 artı 2'ymiş arkadaşlarım. Bu. Şimdi biz K'yı biliyoruz. Bir de burada 2'miz var. Bu üçgenin alanını bulmak istersek ne yapacağız? 2 ile bunu çarpıp 2'ye böleceğiz değil mi? O zaman yazalım. 2 çarpı şu, yani şöyle biraz yukarıya alayım. 2 bölü kök 3 artı 2. Bir de bölü 2 diyeceğim. Yani 1 bölü 2 yazalım bunu. Bölü 2'ler gitsin. Ne kaldı sorumuzun şu üçgenin alanı? 2 bölü kök 3 artı 2. Bundan da tam 4 tane olacaktı. Çarpı 4 diyelim şuraya. Yani şu çıktı sorunun cevabı. 8 bölü kök 3 artı 2'ymiş bu sorumuzun cevabı. Tabii ne yapacağız bunu bir de şimdi? Eşleniyle çarpacağız. Kök 3 eksi 2 ile. O zaman şöyle olur. 8 tane kök 3 eksi 2 bölü. Şurası da ne oluyordu arkadaşlar? Eşlenik çarpımı. Birincinin karesi 3. İkincinin karesi 4. 3 eksi 4'ten eksi 1 geldi. Bu da ne çıkacak? Eksi 1'i yukarıya dağıtırsam 8 tane 2 eksi kök 3 olacak artık arkadaşlar. Evet, hangi cevabımız da var? Adana'da mevcut. 9 numara tamamdır. Geldik 10 numaralı sorumuza, köşe taşımıza daha doğrusu, pardon. G noktası ABC eşkenar dörtgeninin ağırlık merkezi. Ağırlık merkezi demek tam orta noktası demek. Köşegenlerin kesim noktası demek. Yani şöyle çizersen bunu, burada 6 olacak demektir. Yani şunu şöyle aşağıya doğru devam ettirirsem burası 5 olacak demektir. Şimdi GE paralelmiş BC'ye. Bu buraya paralelse arkadaşlarım, burası 10 çıktı bakın. Demek ki şurası da 10. Yani bir kenarımızda 10 geldi bu arada. Tabii ki o zaman
Burayı ikiye böldüyse bu tarafı da ikiye bölecek. Hatta 5, 5 olacak diyelim. Burası da 10, burası da 10 diyelim. Bize de alanı soruyor dostlarım. Şimdi hemen bulalım alanımızı da. Şuradan bir diklik indirirsem şuraya. Burayı 3, 3 diye bölecek. Çünkü ikizkenar üçgen ve 3, 4, 5 üçgeni çıktı burada. O halde ben bu üçgenin alanını bulabilirim diyorum. 4 çarpı 6 bölü 2'den 12'dir buranın alanı. Çok mu uzattım ya? Keşke buradan gitmeseydim. Normal yukarıdan aşağı bir diklik indirsem de çözermişim ama neyse böyle başladık gidelim. Şimdi bu orta taban olduğu için S 3S şeklinde bölecek. Demek ki burası 36 olacak. Demek ki şurası toplam 36 artı 12, 48. O zaman köşegenin alt tarafı da 48 olacak. Toplamda 96 gelecek. Şuna bakalım. Yine bir eşkenar dörtgen. Çevre ABCD nedir diye de bir soru sormuş bize. Şimdi bakalım neler yapacağız dostlarım. Şimdi 48'i 16'ya bölsem 3, 80'i 16'ya bölsem 5. Bakın 3'e 5 oranı var. Demek ki şuralarda da 3K'ya 5K yazabilirim buraya. Hemen şu diğer köşegeni çizersem toplam 8K burası. 4K 4K diye böleceği için şuraya 4K, buraya da K yazdım. Sonra burada bakın köşegenler dik kesişiyor. Şuna dik diyelim. H diyelim buna. Diklikten diklik indiği için öklit yapıyorum. H kare eşittir 4K çarpı K'dan 4K kare. Yani H eşittir 2K çıktı. Şuraya 2K yazalım. Şimdi bu üçgenin alanı 80. Ben bu 80'i normalde nasıl bulurum dostlarım? Tabanım 5K, yüksekliğim 2K bölü 2 diyerek bulurum. Şu ikiler giderse 5 ile de 80'i sadeleştirelim. 16 eşittir k kare, k eşittir 4 bulduk. Şimdi k'yı da 4 bulduk. Bakın şurada 2k vardı 8, 4k var 16, burası 8, burası 16. Şimdi şu üçgenin alanını bulup 4 ile çarpacağım dostlarım. Peki 8, 16, yok alanını sormuyormuş, çevreyi soruyormuş, pardon. O zaman 8, 16 Pisagor'dan hipotenüs ne çıkacaktı? Küçüğünün kök 5 katı. 8 kök 5 burası. Demek ki bir kenarım 8 kök 5. 4 tane var bundan. 32 kök 5 çıkacak. Yani Edirne'den gelecek. Evet, üçüncü sorumuz. İki açı ortayın arası her zaman 90 dereceydi demiştik. Şuraya 90'ımızı çakalım. Burası köşegenlerin kesim noktası oluyordu eşkenar dörtgende. Birkaç köşe taşı önce yaptık bunu. Demek ki şunlar hep köşegen. Şöyle çizelim bunu. Bakın burada diklikten diklik indi. Öklit yapalım. H kare 9 çarpı 1'den 9. H eşittir 3 geliyor. Şimdi bu üçgenin alanını bulalım. 3 çarpı 10 bölü 2'den 15 geliyor. Bu 15'ten toplam 4 tane var. Her biri 15 oluyordu bunların. Toplam 60 yapıyor diyelim. Ve 4'e geçelim. 24'ü 13'ü gördük. Alan AKLM. Ve bu AKLM'de eşkenar dörtgenmiş. Ve 120'ymiş bunun alanı. Alan ABC nedir diye de bir soru soruyor. Şimdi bu adam bir kere açıortay. Bunu bir söyleyelim. Tabii ki bu taraftan da açıortay. Bunu da söyleyelim. Köşegeni 24. Hani diğer köşegeni çizsem mi diye düşünüyorum. Gerek yok. 24, 13 alanını vermiş, 120 diye bize alanını vermiş olması bizim diğer köşegeni bulacağımız anlamına geliyor. Şu köşegenini bulalım isterseniz bunun hemen. Alanını nasıl buluyorduk eşkenar dörtgenin? Köşegenlerin çarpımının yarısı, yani 24 ile diğer köşegeni çarpıp 2'ye böldüğümde 120 çıkacak. Şunlar 12 yapar. Demek ki x 10. Şu köşegen 10. O zaman 5, 5. Bu da 12, 12 diye böldü. Ve bakın 5, 12'den 13 çıktı burası. Tabii ki bu da 5, 12'den 13. Bu da 13, bu da 13. Şurayı gördüyseniz arkadaşlarım, bakın şu üçgen bir dik üçgen çıktı. Çünkü neden? Burası 13. Buralar da 13, 13. Muhteşem üçlü sağlandı. O yüzden burası kesin 90. Yani şu açıortay aynı zamanda yükseklik oldu. O zaman aynı zamanda kenarortay olacak. Şimdi şurası toplamda 26, şurası da 24. Bakın bu da 5, 12, 13 üçgeninin 2 katı.
5'in 2 katı. 12'nin 2 katı 13'ün 2 katı. Demek ki burası 10. Demek ki bu da 10. Şimdi üçgenin alanını soruyor. Yüksekliği 24, tabanı 20. O zaman 24 çarpı 20 bölü 2'den 240. Sorumun cevabı Ceyhan'dan geldi. Evet, 10 numara da tamamdır. Bunu da hallettik. Kaç tane oldu? Hiç hatırlamıyorum valla kaç tane çözdüğümüzü. Dakikaya bakalım. 20 dakika olmuş arkadaşlarım. Hadi burada duralım. Bir sonraki videomuzda da bundan kalanlarını çözeriz artık. Öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere.